Helcase sponsorluğunda yaptığımız çekilişte sizlere siteyi tanıtıyorum. Kasa açıp upgrade yaparak bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Promosyon kodumuzu kullanarak keyfinize bakın. İyi seyirler. Rahat sahnesinde hiç fotoğrafın var mı? Var. Gülmeyin ama. Gülmek yok. Tamam mı? Gülerseniz ayıp olur bak. Tamam mı? 2005 Akon 5 turnuvası. Global bir turnuvaydı. Fotoğrafın pikselini şöyle anlayın. Yani zoom yapınca piksel gidiyor yani. Öyle düşünün. Bakın bu zoomlu hali. Tüplü CRT montörü. Çok mu komik? Ayıp lan. Şu ikincilik ödülümüzdü. Şuralardayım. O zamanlar full şapka takardım. Upscale yapayım mı? Olur valla. Şu harika kupamız. Buna ne yaptı acaba? Burada Ümit de var ya. Ümit var mı burada? Ümit olması lazım burada. Ha Ümit burada. Ümit burada mısın? Undertaker. Şurada görünmüyor ama. Burası Team Coach. Ben şuradayım. Mükemmel mousepad'im ve MX300'üm ile beraber. Swashbuckler değil. Chaos Maker, Chaos, F1 Mafia, Javelin, Tank Junior, Undertaker. Başka ne var buradan fotoğraf? Şu arkamdan. Niye böyle fotoğraf çekmişler bilmiyorum ama bakın. Left-handed, Cobblestone. Patronix DSP500. Zamanın efsane kulaklığı. Yine orta kontrol almaya çalışıyorum. Her zamanki gibi. Turnuva alanıydı. İstanbul'da yapılmıştı. Baydanoz Shoreland'de. Ben şuradayım. Ne tişörtüm var bilmiyorum ama bunu Nvidia mı vermişti? Bir şey vermişti o zaman. Nasıl hoşunuza gitti mi? Abi sen dinozor musun mu? Oğlum siz ne diyorsunuz ya? Fotoğraflara bakayım. Daha başka ne var? Daha çok fotoğraf yok arkadaşlar. O zamanlar yani kameralı telefon bile. Yani. Yine efsane bir fotoğraf açıyorum. Bayılabilirsiniz bunu görürseniz. Milky 2005 şampiyonluğumuz. Old school bir adam varsa bu fotoğraftaki herkes tanır. Şu an Dark Passage'ın sahibi Venza bu arada. O zamanlar rakiplerimizden biriydi. Karşılıklı oynuyorduk. Dark Passage klanını o zaman kurmuştu. Oynuyordu. Notorious, Ekrem. Biz beraber oynuyorduk orada Rachi olarak. Bu Milky kupamız. Biz şöyledik bu arada. Ben, Ment, Handful, Requiem ve Notorious. Burada olmayan göbeğim falan çıkmış. Düşünün yani o kadar saçma ki. Ya da 20 kiloyum yani. Ve göbeği abi. Ha Ümit hoş geldin. Demin senin fotoğrafları açtım gördün mü? Bu da Dark Passage bu arada. Rumil Talarom, Adji, Zaylem, Venza. Çocuğun nickini unuttum ya. Çocuk kimdi? Çok muhabbetim yoktu bu çocukla ya. Maiden diyen var. Bir tane daha dinozor foto bulayım. Allah'ım yarabbim ya fotoğraflara bak. Ay ay Bay of Ankara turnuvası. Yine Raça zamanlarımız. Ayağı kırık Mert. Ayağı kırık olarak turnuvayı oynamıştı. BL. Vandetta BL. Dın 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 dın. Notorious, Requiem, ben. Arkadaşlar modem kazanmıştık turnuva ikincisi olarak. Bildiğin modem. Yani Ankara'da Gençlik Parkı'nda yapılmıştı böyle büyük bir alanda. Ve sonucunda modem kazanmıştık. Peki kullandın mı? Hayır. Çünkü zaten internet şeyimizin kendi modemi vardı. Dark Passage burada bak burada biz maçımızı yaparken. Fanlarımızı falan diyormuşum. Neyse yani herkes birbirini takip ediyordu orada zaten. Şurada Gocuk'la oynuyorum çünkü arkadaşlar açık havaydı. Yani mükemmel bir turnuva yapmışlardı. Mükemmel açık havaydı. Ve Ankara soğuğunda hepimiz montla oynuyoruz gördüğünüz gibi. Müthiş yani. Müthiş. Mwah, muazzam. Bu 100 Hz CRT monitör. 17 inç. Ve plastik sandalye. Evet onu söylemeyi unuttum. Ben her zaman yüksek oturmayı severdim oturduğum şeye. O yüzden iki tane üst üste var burada. Bak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada küçük hareket yapıyorum böyle. Falan bir şeyler yapıyorum. Burada ısınmaya çalışıyor herkes. Yine left-handed. T3'te bir şeyler peşindeyim train'de. Yok birini izliyormuşum. Kim bu? Mert herhalde bu. Büyük şeyde başkanımız sayın benim. Fotoğrafı. Ay ya. Bu da ya, gündüz başlayıp geceye doğru giden turnuvanın esamileri gördüğünüz gibi. Gece olmuş. Biz hala adam vurmaya çalışıyoruz burada. Şuradayım ben. Notorious, BL, Requiem. Montörlerin biri siyah biri beyaz. Aynı montörlerdi bunlar ya. 100 Hz. Ya 100 Hz arkadaşlar montör olması bizim için yeterliydi. 100 Hz 17 veya 19 oluyordu zaten şeyler. Bunların hepsi de 100 Hz'di. Bunlar geldi Samsung montörlerdi. O zamanlar çok yaygın. Bunlar turnuva yapmıştı. Başka bir turnuva var mı bakayım dinozor? Ha bir tane daha var dır dır. O da tarih fotolardan. Dır dır geliyor. O zaman bunlar Türkiye'nin en büyük turnuvaları bu arada arkadaşlar. Siz kafe turnuvası falan olduğuna bakmayın. Bunlar baya baya. O zaman Türkiye'deki en büyük turnuvalar böyleydi yani. Burası küçük yalı. Ankara'dan gelip turnuva kazandığımız zamanlar. Tank Junior. Bu chatteki Can. Can burada mı acaba? Dur bakayım. Burada aslında. Bunlar galibiyetimiz sonrası. Gördüğünüz gibi 22 kiloyum buralarda. Gözler kırmızı. Düşünün teknolojiyi yani. Bu takım arkadaşıma nazikçe uyarıyorum. Şu
Urnet'ti buradaki Küçük Yalı'daki turnuvanın yapımcısı şey. Bu müthiş takım fotoğrafımız. Küçük Yalı'da nerede bilmiyorum. Urnet diye geçiyordu işte o zaman internet kafenin ismi. Sponsor burada turnuva da AMD'ymiş. İşte bu o zamanki yine TR Espor fotoğraflarından bir tanesi. Tim Kuaş'ın koçu ve yarı sahibi sayılırdı herhalde. Bak pet şişe falan su falan yazıyor. Yakalayamadım burada rakamı ya. PS2 falan diyor arkadaşlar. Anlıyorsunuz herhalde değil mi? PS2 falan diyor. SSK işlemleri, vergi kimlik numara işlemleri hepsi yapılır. Ödev de alınır. İşte sponsor. Burada Dark Passage burası. Cool. Onları küterken biz buradan. 2 megabit internet yazıyor. Fazla bile bence. 2 megabit değildir ha. 2 megabittir orası. Aynen 2 megabittir. İşte o mükemmel e-spor arenası. Zaylem, Rumil Talarom, Venza, Hadji, biz. Şu benim arkadaşlar icadımdır. Size anlatmıştım zamanında hatırlıyor musunuz? O zaman mouse bancileri falan yok. Abi gidiyorsun elektrik kablosunu alıyorsun. Ama siyah. Ondan sonra monitörün yanına yapıştırıyorsun kabloyu. Al sana mükemmel bir mouse bancı. Herkes çünkü burada oynuyor. Lan kablom takıldı bilmem koptu. İşte sıkıştıramadım fazla uzun geldi falan. Ya. Ondan sonra elektrik bantları patladı tabii. Büyük sükse yaptı yani sektörde. Burası yine antrenman da. Isınma anındayken warm up'taki bu server kuruyor buradan falan. Yani buradan server kuruyor burada maç yapıyoruz. Zantares'te hiç rakip oldun mu? Sanırım birkaç turnuvada denk geldik ama o zaman daha Zantares yeni çıkıyordu yaş olarak. Belki bir iki maç vardır ya arşivlerde falan da bulmam lazım. Şu benim tutuşum gördüğünüz gibi. Efsane 66 çift 0 telefonum. Thunderpad. Thunderpad 8. Mert'te de vardı aynısı. Çok efsane bir mousepad. Ve MX'lerimiz. MX 300, MX 310. Logitech. Solak şey ya Ozan Solak falan Solak. Oneci'yi hatırlar mıyım? Evet. Ya bir mouse sığıyor mousepad'e. O zamanlar böyleydi arkadaşlar. Öyle çok taşraf gibi mousepad'ler çok yoktu. Yani bir iki tane vardı. DKT vardı hatırlayan hatırlar. Genelde şeydi yani küçük mousepad'ler ve hızlı mousepad'ler biraz daha şeydi. Ön planda da bunlar sert bu arada. Yani bez değil sert zeminli mousepad'ler. Direkt skeçleri falan parçalıyordu bir süre sonra ama çok iyi kullanılıyordu yani. Burada yine Ozan da yukarıdan oynamak seviyordu. O yüzden 3 tane sandalye koymuş üst üste. O da böyle yukarıdan aşağı doğru oynamayı seviyordu. Ben yere bir çökmüşüm niye bilmiyorum. Şu dump pile. Şimdi Amerika'da. Eski Türkiye'deki böyle tek kişilik FPS oyunlarının şampiyonu. İşte Painkiller, Quake falan o tarz şeylerin. Montörler 100 Hz. Yani 100 Hz verdiği zaman bizim için yeterliydi işte bu dump pile. İşte niye tren oynuyor? Ne kötü tren oynuyormuşuz ya. 640-480 çözünürlük gördüğünüz gibi. Her şey kocaman. Turnuva da bitti. Nasıl size turnuva gezdiriyorum. İyisiniz yine ha. Başka ne vardı? Şu anda da kullandığım 2009'dan. Yine Milky. Yine müthiş bir kaliteli fotoğraf sinsilesi. Şu da diğer Ankara takımını gözetliyorum. Bunlar hep tanım çocuklardı zaten. Bu efsane fotom. Tek e-sporcu olarak çıktığım fotoğraf. Burada fotoğraflar biraz kaliteleşmiş böyle şey falan var. Deep efekt falan var böyle. Bokeh efekt falan var. Yine şapkamla beraber. 1.6 evet. Şapkayla daha iyi konsantre oluyordum. Etrafım daha iyi kapatıyordu benim. Ekrana odaklanmam konusunda. Öyle bir hissiyatım oluşmuştu o zamanlar. Hep şapkayla oynuyordum o yüzden. Oha upscale nasıl yaptınız bu fotoğrafları? Oğlum iğrenç. Oğlum bu ne upscale lan böyle. Can. Yani güzel olmuş da biraz tövbe estağfurullah. Oğlum bu gözler ne? Ya biraz yani upscale güzel de. Biraz korkmadım değil yani şu gözlerden falan biraz. Ay, Anıl hoş geldin Anıl. Nick'ini görüyorum Trident. Oğlum bu gözler ne tövbe. Güzel olmuş bu arada upscale. Fena değil yani. Gelişir ama gelişir yani. Gelişir. Başka ne vardı bakalım bir. Abi hep yani demolar falan var da şey yok işte resim yok fazla ya. Gerçekten teknolojik olarak yani sorunlu ha geldi. En güzel fotoğrafın olduğu turnuva arkadaşlar. World Cyber Games 2005. Şu o zamanki işte Türkiye'deki uluslararası en büyük turnuva. Yani Türkiye'yi kazanıp dünya şampiyonasına gidiyorsun gibi düşün. Ama dünya şampiyonası derken atıyorum işte Almanya'nın birincisi, İsveç'in birincisi falan neyse böyle Amerika'nın birincisi falan tarzı. Onun elemeleri. Mükemmel saçlarım. Anla bak seni de bulduk. Bu şeydeydi ya oteldeydi bir tane. Neydi bu otel adı ya? Sürmeli otel miydi bu İstanbul'da? Neydi? Bir oteldi ya. Bir şeyin lobisinde bu. Otelin lobisinde. Oğlum bunlar kız değil. Hepsi erkek. Saçmalamayın. Grill falan yazmış. Hilton. Hilton'dur belki. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya. Belki bulursak görürüm şeyde. Bu yine. Arkadaşlar bu Source olması lazım. Source oynadık burada. Yani dünyanın en kötü oyunuydu. Yani zaten 100 FPS'yi almak için kıçımızı yırtıyoruz. Montörler 100 Hz diye. Ya oyun 60 falan veriyordu ya. O kadar bug'lı ve sorunluydu ki. Tanım Source oynamamız lazım burada. Aa ne oldu lan? Map'e giriyorlar galiba şaka maka. Aa harbiden map'e giriyor oyuncular yavaş yavaş. Aa işte bak mükemmel Source oyunu. Yine ideal klavye mouse tuşum. Yine şurada bantım var görüyorsunuz ama burada bantımdan çıkmış galiba kablo aşağı doğru. Şu ekranın ve oyunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ya kül tablası evet burada biraz enteresan. Otel olduğu için herhalde kül koymuşlar buraya da. Ay ay. Bu
Bunu başka bir takım. Herkes diyor ki bana abi formalı fotoğrafın var mı falan. Oğlum şuna baksana, sence şurada herhangi bir sistem bir takımın forması olabileceğini sizlere gösterebiliyor mu yani? Hani böyle formalı, ne bileyim, böyle bir hani sistematik falan, e-spor kulübü falan. Bir şey, öyle bir şey olabilir mi yani? Şu sisteme baksanıza bir Allah aşkına yani. Özlüyor musun? Özlüyorum tabii. Özlüyorum tabii arkadaşlar. Yani o zamanki e-spor ortamındaki samimiyet falan çok iyiydi yani. Yaşın daha 20, bakarsın tabii aynen. Hayatının oyununu oyna. World Cyber Games 7-9 Ekim finalleri. Samsung, Botolin, işte lobi gibi bir yeri neyse. İşte ha, en favori fotoğraf. Yaklaşık olarak 45 derecedeki klavyem. Bu klavyem hala duruyor evde. Ondan sonra Thunder 8 mousepad'im. İdeal mouse pozisyonum. Bantımla beraber mouse kablom. 66.0 konuşmak amacıyla alınan telefonum. DSP500'üm kafada. Hala bile kullanılır bence yani. En iyi kulaklardan bir tanesi. Bu da ben, Kambur Duran. Forma ne, adamlar atletle gelmişler turnuvaya. Aynen öyle kardeşim. Forma ne ya? Biz geldiğimizde de şükretmişiz yani. Cebimizden para verip gelmişiz. Turist biletlerinde falan. Bir iki de Levo vardı, tanıyor musun sahibini? Tanıyorum. Demin fotoğraflarda vardı ya. Levent abi. Abi burada nasıl kol veriyorsunuz? Rakip duymuyor mu? 50 bit. Aynen öyle, duyuyor. O yüzden sık konuşuyoruz böyle. Mikrofon ağzımızda ya zaten. B'ye gidelim, B'ye gidelim falan. Ya da A'ya gidelim deyip B'ye gidiyorsun falan. Anladın mı? Tersten. Çünkü bir tane Zeki şöyle yapıyor kulaklığını. Şöyle oynuyor. Ha? Ha. Şöyle oynuyor kulaklığı falan. Sherlock. Neyse, güzel makara yaptık ya. Tamam, bu kadar nostalji yeter ya. Hadi yeter. Dağılın.